Efendim 29 Ekim'de ne olmuştu diye soruyorum. Hatırlıyor musun? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ama detayını bilmiyorum. 29 Ekim'de ne olmuştu biliyor musunuz? Efendim 29 Ekim'de ne olduğunu hatırlıyor musunuz? 29 Ekim'de ne oldu? Cumhuriyet ilan edildi, ne olacak? Arkadaşlar 29 Ekim'de ne olduğunu hatırlıyor muyuz? 29 Ekim'de ne olduğunu hatırlıyor musun? Yok abi ya. Neyi kutluyorlar? Yarın 29 Ekim biliyorsun. Bir şey kutluyorlar ama. Bir şeyler kutluyorlardı ama ne bilmiyorum tam olarak. Bir düşün bakalım ne olabilir? Ne bileyim, Atatürk'ün. Ölüm mü, doğum mu? 20 yani ne var aklına, ne geliyor? Ya ölüm ya doğum. Say bakalım neler var mesela? Öldü. Ne vallahi abi. Ne bileyim abi, unuttum vallahi. Okuyor muyuz? Okuyoruz. Ne okuyoruz? Lise. Hangi lise? Afyon'da abi. Afyon'da. Anadolu mu düz? Anadolu. Tamam abi. Teşekkür ettim. Eyvallah. Boş adam. Abicim merhabalar. 29 Ekim'de ne olduğunu hatırlıyor muyuz? Cumhuriyet Bayramı. Efendim merhabalar. 29 Ekim'de ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Ablacığım 29 Ekim'de ne olmuştu hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorum. Abicim merhabalar. 29 Ekim'de ne olduğunu hatırlıyor muyuz? Bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum ki. Şakayı çok sevdim. 29 Ekim'de ne olmuştu? Bilmiyorum. Efendim merhabalar. 29 Ekim'de ne olmuştu hatırlıyor musunuz? Cumhuriyet Bayramı oldu. Efendim 29 Ekim'de ne olmuştu hatırlıyor musunuz? Cumhuriyet kurulmuştu. Süpersiniz. İşte duymak istediklerimiz bunlar. Farkındalığı yüksek bir Türk evladı. Efendim 29 Ekim'de ne olmuştu hatırlıyor musunuz? Cumhuriyetin ilanı. 29 Ekim'de ne olmuştu hatırlıyor musunuz? Cumhuriyet ilan edilmişti. Süpersiniz. Teyzeciğim merhaba. 29 Ekim'de ne olmuştu hatırlıyor musun? Valla. Cumhuriyet. Kurtuldu. Cumhuriyet. Bayramı kurtuldu. Neymiş? Cumhuriyet Bayramı'nın kurtuldu. Süpersin. Teşekkür ederim. Nice mutlu yıllara, nice senelere. İnşallah yüce Rabbim seneye de ulaştırsın. İnsanlarımız kıymetini biliyor mu Cumhuriyet'in teyzeciğim? %90'ı biliyor. Bizim için özel bir gün. Doğru mu? Evet. Ne mutlu. Ablacığım 29 Ekim'de ne olmuştu hatırlıyor musunuz? Hatırlamaz mıyım? Ne olmuştu efendim? Cumhuriyetimiz kuruldu. Muhteşemsiniz. 1923 yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bize bu günleri bağışladılar. Ablacığım sizce kıymetini biliyor muyuz Cumhuriyet'in? Maalesef. Geri zihinleri çalışmayan, geri kafalı insanlar bu memleketleri mahvettiler. Türkiye Cumhuriyeti'ni yok etmeye çalışıyorlar. Gençlerden umudunuz var mı? Sahip çıkarlar. Çok. İnşallah. Bütün umudumuz gençler. Mustafa Kemal'in dediği gibi. Çok teşekkür ederim. Soralım abi size de. 29 Ekim'de ne olmuştu? 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin kuruluşu olmuştu. Abi sahip çıkıyor muyuz Cumhuriyet'e? Evet doğrudur. Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır daima. Arkadaşlar 29 Ekim'de ne olmuştu? Hadi bir performans. Gençlerde ışık yok. Yaşlılar daha iyi. 29 Ekim'de ne olmuştu hatırlıyor muyuz? Hatırlıyoruz. Eskilere sorma, yenilere sor. 29 Ekim'de ne olmuştu hatırlıyor musun? 29 Ekim'de ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Tabii ki abim, Cumhuriyet kuruldu. Muhteşemsiniz. Peki sahip çıkıyor muyuz sizce? Vallahi abim onu hiç girmeyelim yani. Çıkıyoruz tabii. Baksana herkes elinde bayraklarla, herkes coşkulu kutlayacak. Hiç merak etme. Muhteşemsiniz. Çok teşekkürler. Vallahi. 29 Ekim'de ne olmuştu hatırlıyor musunuz? 29 Ekim'de Cumhuriyet kuruldu. Peki sizce sahip çıkıyor muyuz Cumhuriyet'e? Bizler çıkıyoruz da çıkmayan çok Türkiye'de. Peki gençlerden ümidiniz var mı? Cumhuriyeti emanet edeceğimiz nesiller var. Var, var. Atatürkçü gençlerden var. Başkasından yok. Efendim 29 Ekim'de ne olmuştu hatırlıyor musun? 29 Ekim'de ne olmuştu abi hatırlıyor musun? 29 Ekim? Cumhuriyet şey mi? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı değil mi? Süpersin abi. Sağ ol. Peki sahip çıkıyor muyuz Cumhuriyet'e sence? Şimdi? Yok. Nasıl olacak böyle? Devrim devrim. Teyzeciğim 29 Ekim'de ne olmuştu hatırlıyor musun? Ne olmuştu? Cumhuriyet kurulmuştu. Süpersin. Daha peki, ne olsun ki? Süpersin. Peki sahip çıkıyor muyuz sizce Cumhuriyet? Yani bazı insanlar çıkıyor ama bazıları da çıkmıyor. Gelecekten umudunuz var mı? Gerekiyor. Efendim? Gelecekten umudunuz var mı? Cumhuriyet Atatürk'ün dediği gibi ilelebet. Yok açıkçası. Yok. Çünkü insanlar saygı duymuyor bir şeylere, o yüzden yok. Efendim 29 Ekim'de ne olmuştu hatırlıyor muyuz? Arkadaşlar 29 Ekim'de ne olmuştu hatırlıyor muyuz? Hatırlıyoruz. Kim yazdı onu biliyor musunuz? İstiklal Marşı'nı. Evet. Teşekkür.
Hocam 29 Ekim'de ne olmuştu hatırlıyor muyuz? Vallahi hiçbir şey bilmiyorum. Efendim 29 Ekim'de ne olmuştu hatırlıyor muyuz? Anlatsa roman olacak da işte. 29 Ekim'de ne oldu hatırlıyor musun? 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet ilan edildi diyorsun. İlanı ve Cumhuriyet Bayramı olarak kabul edildi. 29 Ekim sanırım 97. yılını kutluyoruz herhalde. Sence sahip çıkabiliyor muyuz Cumhuriyet'e? Çıkamıyoruz. Yeterince sahip çıkamıyoruz. Yani şimdi konuşuyorsun bir tür, konuşmuyorsun bir tür. Aslında konuşmak gerekir, dile getirmek gerekir. Ben Cumhuriyetimize yeterince sahip çıkamadığımıza inanıyorum. Ne yapmak lazım sence? Ne yapmak lazım? Eğitime önem vermek lazım. Her şeyin bedeli eğitimden geçer. Bugün yani, eğitim iyi mi? Çok iyi olduğunu söyleyemem. Neden diyeceksiniz? Çünkü evladım var, üniversitede okuyan. Zorlanıyorum ya. Yani çocuk okuturken gerçekten zorlanıyorum. Sebebine gelince... ekonomik tamamen. Ekonomimiz iyiye gittiğini söylüyorlar. Uçuşa geçtiğimizi söylüyorlar ama biz uçamıyoruz ya. Bilmiyorum ya. Kanıtlarımız yok. Uçamadık bir türlü. Kim uçuyor abi? Uçuyor. Uçan uçuyor arkadaş. Bilmiyorum ya. Havada uçuyor uçan. Biz yerde geziyoruz. Uçanlar aşağıdakileri niye görmüyorlar? Ha şimdi şöyle söyleyeyim ben sana. İnsan genelde yürürken karşısına bakar. Yere pek bakmaz. Tamam. Yere bakmadıkları için bizi görmüyorlar. Uçanların yerdekilere bakması gerekmiyor mu? Görevleri bu değil mi yani? Halkın refahını arttırmak değil mi görevleri? Vallahi doğru söylüyorsun. Halkın refahını arttırmak ama nerede hani? Bir küçük hesap yaptım. Ocak ayından bugüne dolar artışına baktığımız zaman vatandaşın bir asgari ücretinin alım gücü 900 TL düşmüş. Sizce bu yani normal bir şey mi? 900 TL. Bu ay mesela aldığınız paradan 900 TL daha azaldı. Geçen gün Maliye Bakanımız dedi ki dolarla maaşınızı alıyorsunuz. Evet. Tamam dolarla maaşımızı almıyoruz. Gerçi ben EYT'liyim maaş da alamıyorum da beklemedeyim. Ama şöyle bir şey dedim. Ya harcarken dolarla harcıyorsun. Evet. Şimdi bir otomobilden örnek vereyim. Bakın bir otomobil alıyorsunuz. Başınıza o kadar çok bir bela alıyorsunuz ki. İnanılmaz. Motosiklet alıyorsunuz aynı. Şimdi bir otomobil alıyorsun, bir tane devlet alıyorsun ilk baştan. Bir tane kendine bir tane devlet alıyorsun. Arkadaş, arabayı aldığında yakayı kurtaramıyorsun. Bunun akaryakıtı var, bunun yıllık bandrol vergisi var, bunun fenli muayenesi var, bunun sigortası var. Yani arkadaş, bir otomobil, kıyasladığından otomobil mi alsam, ev mi alsam, vallahi bence en iyi yatırım otomobile para verme git arsa al. Yürüyerek gel. Arsada da bir yere gidemezsin ki abi. Gitme ya gidip de ne yapacaksın? Paramı var ki gidecek zaten. Peki abi. Yani sen diyorsun ki sahip olduğumuz şey bir yerden sonra bize sahip olmaya başlıyor. Vallahi şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında ben bilmiyorum şöyle bir şey duydum da aslında ne kadar var ne kadar yok. Japonya'da sözde lise mezunu olmayanlara oy kullandırılmıyormuş. Aynısı keşke bizim ülkemize de gelse ya. Yani cahile mikrofon uzatmamak lazım. Cahille oy kullandırtırmamak lazım. Bizde cahilin sesi daha çok çıkıyor gibi. Ne diyorsun? Bizde cahilin sesi. Yani sesinin çok çıktığından belli yani. Ne diyeyim arkadaş? Bizde bilen adam susuyor, cahil daha çok konuşuyor gibi. Sen ne düşünüyorsun? Cahil bildiğinden konuşmuyor, bilmediğinden konuşuyor. Boş teneke tıngırdar derler. Şimdi bakın şöyle internette falan bakınıyorum hep. Özellikle sahibi şeyde YouTube'da sizin şey kanalın adı neydi? Sade Vatandaş. Sade Vatandaş. Tamam ben de çok sadeyim zaten. Görüyorum yani mikrofon uzatıldığı zaman şimdi burada siyasi parti gözetmek istemiyorum. Lafını da etmek istemiyorum ama kimisi hayatından memnun, kimisi hayatından memnun değil. Şimdi bakıyorsun adam asgari ücretle çalışıyor. Ev kiraları 1000 ile 1500 lira arasında. Bu adam 2200 lira mı 2300 lira mı asgari maaş, asgari ücret alıyor. Evinde varsayalım iki çocuğu var, eşi var ve kendisi var. Giderleri kıyasladığın zaman bu paranın yetmeyeceğini herkes biliyor. Ama bildiği halde ne diyeceksin arkadaş? Ay, halime şükür diyor. Ya tamam halimize şükür de yani bundan daha kötü de ne olacak ki acaba? Bundan daha kötü ne olacak acaba? Ablacığım 29 Ekim'de ne olmuştu hatırlıyor musun? Cumhuriyet ilan edildi. Efendim 29 Ekim'de ne olmuştu hatırlıyor musunuz? 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı. Süpersin abi peki. Ne olacak başka? Peki şunu sorayım sana. Sor. Hakkıyla savunuyor muyuz? Cumhuriyete sahip çıkıyor muyuz?
Vallahi sahip çıkmamız lazım. Gerekiyor diyorsun. Herhalde gerekiyor. Sahip çıkılıyor mu? Sen ne görüyorsun? O yorumunu yapamam kardeşim. Niye abi? Bu ülkede yaşamıyor musun? Yaşıyoruz ama şimdi yanlış anlarlar. Yani, tabii ki sahip tam olarak çıkılmıyor diyorum. Ne olması lazım? Ne eksik mesela? Olması, eksiklerimiz var. İnsan olarak eksiklerimiz var. Kendinden sonra gençlere bu ülkeye emanet edeceksin. Neyi yanlış görüyorsun? Onlara ne tavsiyede bulunmak istersin? Ne tavsiyede bulunmak? Doğru olsunlar, dürüst olsunlar. İnsan olsunlar, eğitimli olsunlar. Yanlış yapmasınlar. Her zaman doğru yolda girsinler. Ne diyebilirim? 29 Ekim'de ne olmuştu? Ne olmuştu ama? Cumhuriyet kurulmuştu. Peki sahip çıkıyor muyuz sizce Cumhuriyet'e? AKP iktidarı başta olduğu müddetçe çıkılmıyor. Ne yapmak lazım peki? Yapmak lazım. Bir Türk vatandaşı olarak, Atatürk'ü iyi bilmek lazım. Şu anda burada bir sürü şey ayarlanıyor mesela. Hiçbirisi kanunları bilmiyor gençlik. Artık millet alışverişte karın tokluğuna bak. Biraz da yardım görüyor seçeden. O kadar fazla konuşmak için benim Tayyip'le mahkemelik şeyim var da. Davalık mısınız? Davalık değil. 20 gün cezaevinde yattım ona hakaretten. Mahkemelik olduk ıvır zıvır. Neyse siz artık bunu şey yapıp da makaslayıp da şey yapalım. Tertemiz konuştun abi, hiçbir şey olmaz. Söyle bakalım 29 Ekim'de ne var? 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı var. Kaçıncı yılını kutlayacağız? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Peki, çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.